Birazdan konuklarımızla konuşmaya başlayacağız ama ondan önce iki haberimiz var. Bugün açıklanan yeni ekonomi programından Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan yaptığımız iki haber var. O haberlerden ilki geliyor. Albayrak'ın büyüme hedefleriyle ilgili haberini izleyelim. Sonra da işsizlikle ilgili hedefleri gelecek. Belirsizlik ortamında sermayenin altına ve rezerv paralara yönelmesi neticesinde Türkiye gibi özellikle gelişmekte olan ülkelerin para birimleri ciddi anlamda bütün dünyada değer kaybetti. Birim maliyet artışlarına kur geçişkenliği de eklenince enflasyon oranımızdaki aşağı yönlü trend yerini yatar bir seyre bıraktı. Yenilikçi yüksek katma değerli, ihracata dayalı insan odaklı ve kapsayıcı bir kalkınma modelini uygulayacağız. Bu çerçevede yolumuza devam ettiğimizde büyüme noktası, özellikle program dönemindeki makroekonomik hedeflerimizi ve bu hedeflere ulaşmak için uygulayacağımız politikaları biraz konuşalım. Büyüme çerçevesi içerisinde 2020 yılına güçlü bir malum büyüme performansıyla başlamıştık. Mart ayının ortasına kadarki süreç ve trend, özellikle salgın etkisiyle ortasından itibaren başlayan daralmanın ardından ikinci çeyrekteki yavaşlamanın hemen peşine hızlı bir toparlanma sürecine girdik. Ağustos ayından itibaren atılmakta olan normalleşme adımlarının etkisiyle yılın geri kalanında büyüme bir miktar dördüncü çeyrekte ivme kaybedecek olsa da bu dengelenme noktasında yılın tamamında tahminlerimiz büyümenin pozitif olmasını ve %0,3 oranında gerçekleşmesini öngörüyoruz. Bu büyüme hedeflerine ulaşmak için program döneminde her zaman vurguladığımız şekilde ihracata, katma değerli üretime ve istihdama çok daha fazla özellikle bu dönemde yoğunlaşacağız. Büyüme konusundaki riskleri de göz ardı etmiyoruz. Bahsettiğim baz senaryomuzu gördüğünüz bu grafiğin özellikle ihtiyatlı duruşumuzu da koruyarak her türlü senaryolar hazırlık yapıyoruz demiştik. Ve bu doğrultuda küresel ekonomide ve Türkiye ekonomisinde salgın koşullarındaki normalleşme sürecinin özellikle bu manada tersine döneceği ve ekonomilerdeki toparlanma sürecinin sekteye uğrayacağı kötümser bir senaryoya da 2021-2020 yılının sonuna doğru 2021 yılına etkilerine baktığımızda olabilecek bir -1,5, 2021 yılında ise YEP tahminimizdeki 5,8'den 2,1 puan altında kalarak 3,7 seviyesinde büyüyebileceğini değerlendiriyoruz. Ama bu kötü senaryomuz. Bununla ilgili alt kırılımlar, tüm bu çerçevedeki alt potansiyel etki kalemlerine detaylı çalışmamız çerçevesi içerisinde ona göre tedbirleri tabii ki alıyoruz. Büyüme verileriydi, tahminleriydi. Şimdi de işsizlik tahminleri girecek ekranlarınıza. İşsizlik oranının kademeli olarak gerileyerek 2023 yılında %10,9 seviyesinde gerçekleşmesini öngörüyoruz. İstihdamın yanında bir diğer önemli hayati ehemmiyet verdiğimiz alanların başında fiyat istikrarı geliyor. Fiyat istikrarının sağlanması, enflasyonun kalıcı olarak düşük tek haneli seviyelere indirilmesi önceliğimiz olmaya devam edecek. Bunun yanında lojistik alanında büyük atılımlar yaparak bölgesel lider konumuna geleceğimiz lojistik master planını en kısa sürede kurulun ihtisasıyla birlikte hızlıca uygulamaya alacağız. Daha fazla liman, endüstriyel tesis ve lojistik merkezinin yerel ağ ve uluslararası demiryolu koridorlarına bağlantılarını tamamlayacağız. Kurdaki değişimlerin enflasyona etkisini en az indirgemek için yerleştirme programlarını ve TL bazlı alım garantili kontratları ki hali hazırda başladık birçok bakanlık ve alanda daha da yoğunlaştırarak arttırmaya bunu devam edeceğiz. Program dönemi sonunda cari işlemlerde kalıcı olarak denge tesis etmeyi amaçlıyoruz. Turizm gelirlerindeki beklenmedik daralmanın COVID'in etkisiyle ve global altın talebine paralel olarak hızlı bir şekilde artan net altın ithalatının etkisiyle yılı cari açık vererek kapatacağız. Ve yaptığımız hesaplamalara göre COVID-19 salgınının net turizm gelirlerimiz üzerindeki azaltıcı etkisi kabaca $25 milyar. 2020 yılında 12,4 milyar dolar yani milli gelirimizin %1,7'si kadar cari fazla verdiğimizi hesaplıyoruz.
Zaten hali hazırda başlattığımız bu dönüşüm sürecini bu yılki yeni ekonomi programında 2023'e giderken çok daha güçlü ve kararlı adımlarla bu dönüşümü sağlayacağız. Finansal piyasalarda stratejik reformlar yoluyla tasarruflarımızın artırılması, kaynak dağılımında etkinliğin desteklenmesi, finansal okuryazarlık seviyesinin yükseltilmesi ve finansal sistemin sermaye piyasası ayağının güçlendirilmesi ana amaçlarımız olacak. Her ne kadar COVID-19 salgınının getirdiği sıkıntılara, tüm bu güçlüklere rağmen hedeflerin çoğunda ciddi anlamda bir önemli ilerleme sağladık. Eylül 2020 itibariyle 2020 yılı için belirlediğimiz 77 eylemin 52'sini, yani yaklaşık %68'ini hayata geçirdik. Biraz önceki haberde sözü geçen büyüme verileriydi. Şimdi de işsizlik verileriyle ilgili bölümü ekranlarınıza getiriyoruz. Peki, peş peşe girmişiz süresini bilmediğimiz için. Şimdi konuklarımızı anons edeceğiz. Ahlaç Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Yücel Tonguç Erbaş bizimle birlikte. Tonguç, hoş geldin. Merhabalar Ali Bey, hoş bulduk. İyi akşamlar. Şimdi grafiklerimiz var. Bu grafikler eşliğinde konuşacağız. Yeni ekonomik programı. Yeni ekonomik programın daha önce açıklanan ekonomik programlarda olduğu gibi hedefleri tutturamayacağı ya da tutturmasının zor olduğu yolunda yorumlar var. Bu yorumlar elbette olabilir, yapılabilir ama bir ülkenin herhangi bir konuda, herhangi bir şekilde hedef koyması durumunda o hedefe doğru yürürüz. Hedefi yakalarız, yakalayamayız. O günün sonunda belli olur. Dolayısıyla mutlak surette bir önümüzde ajandamız olmalı, bir hedefimiz olmalı. O hedefe yürüdüğümüz takdirde elbette yolumuzu bulabiliriz. Bir önceki ve daha önceki programlar hedefini tutturmadıysa bu programın hedefini tutturamayacağı anlamına gelmez. Kaldı ki içinden geçtiğimiz süreç son derece çetrefil. Pandemi sürecinde tahmin yapmak, öngörüde bulunmak son derece zor ama her şeye rağmen hedefleri tutturması için hep birlikte yardımcı olmalıyız. Ekonomi yönetimine bu konuda omuz vermeliyiz diye düşünüyorum. Şimdi arkadaşlarımız önceki ve yeni YEP'in 2020 hedefleri diye bir grafiğimiz var. İlk sırada o gelecek ekranımıza. Sonra da sizden tek tek, yani grafikler üzerinden de konuşabilirsiniz, serbest vezinle de konuşabilirsiniz. Tam ekran geliyor. Büyüme bir önceki YEP'te bu değil. Bir önceki YEP'te %5, yeni YEP'te 0.3. Oysa Türkiye'nin bu yıl %3,5 civarında küçüleceği tahmin ediliyordu. Sıfıra yakın bir küçülme olacak. Bunu aşağı yukarı bütün otoriteler paylaşıyor. TÜFE %8,5 bir önceki YEP'te. Bu YEP'te ise %10,5. İşsizlik 11,8. Orada da 13,8'lik bir artış var. Yani dikkat edin. TÜFE ve işsizlikte geriye doğru gidiş söz konusu değil. Cari dengede de aynı durum söz konusu. Orada da daha fazla açıyoruz makası. Bütçe açığında da yine aynı durum var. Bir tek büyüme hedefinde daha iyi bir görünüm tutturacağımızı sanıyorum. Buyurun. Evet, şimdi öncelikle Ali Bey, bugünkü sunumu ben de canlı izleme fırsatı buldum. Şunu düşünüyorum, yani bu orta vadeli programdan yeni ekonomik programa geçiş, yani son iki sene içerisindeki tüm beklentilerde Türkiye'nin bir kur dalgalanması, bir de pandemiyle ilgili mücadelesi var. Yani şimdi bir program yaptığınızda bugün Sayın Bakan, tahmin ediyorum ilk defa, daha öncekilerde oldu mu emin değilim, bir alternatif plan da sundu. Özellikle büyüme konusunda ve yani olursa bizim ekonomik durumumuzla ilgili. Yani eğer pandeminin ikinci dalgası gelirse, evet, burada büyümeyle ilgili de bir farklı beklentimiz olabilir dedi. Dolayısıyla iki sene içinde bakarsak bu duruma, yani 2018-2019 veya 2020'nin sonuna doğru maalesef bizim hesap ettiğimiz ya da bu yönde ilerlemeye çalıştığımız birçok hedefi zaman zaman ikinci planda bırakmamız gereken dönemler yaşadık. Ondan, o açıdan hani bundan sonraki 3 yıl içinde de buna benzer gelişmeler olup burada sizin gösterdiğiniz oranlar içerisinde yine tutturuldu, tutturulmadı gibi bir
tabiri caizse Toto'ya gitmek de aslında sizin başta söylediğiniz gibi doğru değil. Fakat ben şunu görüyorum. 2020 beklentileri maalesef pandemiden dolayı, yani burada büyümeyi baz aldık ama büyüme yine de şu an için tahminimizden kötü. Evet. Yani yıl sonu için en azından negatiften pozitife doğru dönme gibi bir seyir bekleniyor. Dolayısıyla bütün kalemlerde neredeyse beklentilerimizden daha kötü bir sene geçireceğiz 2020'de. Hatta 2021 beklentilerinde de bunun etkisini göreceğiz, bunun rüzgarını göreceğiz ve şu an Sayın Bakan'ın söylediği gibi de çok da emin değiliz ne kadar sert esecek bu rüzgar veya ne kadar bizim yönümüze doğru esecek. Ama yani daha önce de çok tartışıldı. Ben Türkiye'nin zaten büyüme tarafındaki %5 hikayesinin çok normal olduğunu düşünüyorum. Hatta daha önceleri de konuşmuştuk. Daha yüksek bir büyüme gelirse bunu bazı politikalarla engelleme yönüne de gideceğiz diye. Dolayısıyla şu aşamadan baktığımızda en zayıf karnımızın yine enflasyon olduğu gözüküyor. Ve enflasyona dair atmamız gereken bazı adımları da maalesef yine pandemi kaynaklı biraz daha geciktirecek. Yani özellikle gıda, enerji gibi çarpanlarda biraz daha gecikerek gelmesi gerekecek. O açıdan özetlersek 2020'nin pandemi yılı, 2021'in bunun etkisinde geçecek olan bir yıl. Ama iki tane başlığı var Sayın Bakan'ın. Birincisi enerji yatırımlarımızla ilgili beklentinin hala yüksek olması. İkincisi de Merkez Bankası'nın Perşembe günü 200 bas puan faiz yükselttikten sonra BDDK'nın swap ve özellikle de aktif rasyo hamlesinin devam edebileceğini, yani normalleşme olarak bakıyor buna da, bunun da devam edebileceği sinyalini piyasaya vermesi. Bence bütün program içerisinde bu iki başlık, bu iki gelişme, pandemi ve normalleşme önemli. Bir de şunu hemen ifade edeyim. Dikkat ediyorsanız tüm o üçlü, daha önce de kullandığımız o üçlü girişimlerimizin içerisinde, beklentilerimizin, hedeflerin içinde hepsinin başına yeni ibaresini koyduk. Çünkü artık pandemi sonrasında yeni bir ekonominin bizi beklediğini çok net bir şekilde söylemlerden anlayabiliyoruz. Peki. Şimdi bir başka grafik gelecek. Bu defa da eski YEP'le yeni YEP'in 2021 hedeflerini konuşacağız. Orada daha umut verici bir tablo var. Arkadaşlarımız tam ekran verecekler. Birazdan göreceksiniz. Zaten 2020 yılı kayıp bir yıl. Yani bütün dünya için kayıp. Sadece bizim için kayıp değil. O sebeple 2020 yılı sonu itibariyle enflasyon, işsizlik, büyüme ve benzeri hedeflerde eğer geriye doğru düşüyorsak bu dünyanın problemi. Ama şimdi 2021 ekrandaki şu biraz daha umut verici ama orada da hedeflerin bence çok temkinli hesaplandığı gibi bir kanaat içindeyim. Bundan önceki ekonomi programlarında, yani yeni ekonomi programlarında YEP demek lazım. Yani eğer kısa adını kullanmak gerekirse. Bundan önceki YEP'lerde bu hedefler biraz uçuk ve biraz abartılı gibi algılanıyordu. Bu defaki hesaplamalarda daha doğrusal ve daha öngörüsel anlamda iyi tahminler yapıldığını düşünüyorum. Mesela ben de olsam bir önceki YEP'teki %5'lik hedefin, çünkü dünyada da OECD'den gelen veriler ve Moody's'den gelen açıklamalar Türkiye'nin %5'in üzerinde bir büyüme gerçekleştireceğini söylüyor 2021'de. O sebeple bu hedeflerin daha makul olduğunu düşünüyorum. Bir tek hedef var, o enflasyon. Enflasyon konusunda %8'in yakalanabileceği kanaatinde değilim. Ne dersiniz? Şimdi biraz önce bahsettim. Yani en zayıf karnımız veya en bu programlar içerisinde, açıklanan hedefler içerisinde en zorlanabileceğimiz nokta enflasyon. Doğru söylüyorsunuz. Çünkü yani bütçe açığı, cari açık, hatta işsizlik konusu bile şu tablo içerisinde büyümeyi bir tarafa bırakıyorum. Dediğiniz gibi %5 çok aslında Türkiye için normal bir büyüme oranıdır. Diğer başlıkların birbirine yakın gitmesi, çeşitli oynamalarla değiştirilmesi, yani eksi ya da artıya geçme ihtimali 2-3 aylık periyotlarda değişebiliyor. Fakat enflasyon özellikle kalıcı olarak büyümeyi de biraz daha desteklemeye çalıştığınızda, o talep tarafından gelen, yani Türk ekonomisinin
klasik artık hepimizin bildiği o dinamik tavrından dolayı bir anda, yani işler çok iyi bile gitse, Türkiye'de bir enflasyon oluşması ve bunun aşağı doğru çekilmesinin aslında Sayın Bakan'ın geçen seneki ifadelerinde birçok reform, tarım tarafında, işte hal yasası tarafında, üretim, teknoloji tarafında, yine gıda fiyatları üzerinden bir beklentiyle enflasyonun %5'e çekileceği konuşuluyordu. Fakat Ali Bey, şunu unutmadan hemen ekleyeyim. Bütün bu, yani sizin tablolarda da çok net gözüküyor. Şimdi Türkiye'nin şöyle bir hikayesi var benim anladığım kadarıyla. 2-3 senelik periyotta, nasıl ki bunu ben bugün de ifade ettim, biz savunma sanayinde son 10 yılda bir ARGE çalışması yapıp yerli üretimi yanlış bilmiyorsam %20-25 aralığından %70'e kadar çektiğimizi yani okuduğum makaleler üzerinde görüyorum. Evet. Dolayısıyla bir başarı hikayesine doğru gidiyoruz. En azından yatırım ve kalkınma diyelim sanayide. Şimdi aynı şeyi biz son 5 senede enerjide yaptık. Dolayısıyla ama meyvelerini alma noktasında da belki bir 5 yıla ya da 3 ile 5 yıla ihtiyacımız olabilir. Dolayısıyla 2023 ve ötesi için Türkiye'nin buradaki rakamlar, oranlar hesaplanırken aklında hep şu var. Yani ben Sayın Bakan'ın da bu enerji meselesini hep kenarda bir güç olarak tuttuğunu hissediyorum açıkçası. O da nedir? Eğer enerji konusundaki atılan adımların tekrardan Türkiye'nin savunma sanayi olduğunda gibi dışa bağımlılığını azaltan bir noktada, yani tüketimden, ithalattan ihracatçı konuma ya da kendine yeterli konumuna geldiğindeki o cari fazla verme meselesi, işte o zaman enflasyonda da kuru aşağı baskılama, Türkiye'nin daha güçlü bir yerde olması ve enerji fiyatlarından etkilenme maliyetinin azalması, olur bir de tarımda veya gıdada bu şeyi sağlayabilirsek, yani kalıcı bir enflasyonist, evet, durumu yaratmayacak şekli, işte o zaman sanki Türkiye'nin esas hedefler üzerinde gidebileceği bir algı var. Yani burada esas odaklanılmış konu sanki bu enerji tarafındaki beklenen haber akışı gibi geliyor. O açıdan ben açık konuşmak gerekirse bu oranların hepsinin önümüzdeki yıl veya iki yıl sonra çok daha değişik yerlerde olabileceğini düşünüyorum. Ve şunu samimi söyleyelim, bunun gerçekleşmemesi ve gıdadaki reformist adımların tam anlamıyla olmaması bizde kalıcı bir %5 ve 6 enflasyonun Türkiye şartları altında çok zor gerçekleşmesini gösterir. O açıdan ben de katılıyorum. Ama %8 de en azından bir hedef alınabilecek oran gibi gözüküyor şu an için. Evet. Şimdi biz konuşurken arkadaşlarımdan rica ediyorum, yönetmenimiz Cavit'ten, editörümüz Feridun'dan grafikler, çok sayıda grafiğimiz var. Onları konuya göre istedikleri gibi döndürebilirler. Daha doğrusu hangi şeyden bahsediyorsak ona ilişkin grafikler gelecek. Ama biz serbest vezinde şeyi konuşalım. İşsizlikle enflasyon arasındaki ilişkiyi. Şimdi bu iki parametre birbiriyle ters orantılı. Yani bir ülkede işsizlik artıyorsa enflasyon düşer. Enflasyon düşüyorsa işsizlik artar. Bize 2021 hedefleri bunu söylüyor ama çok böyle utangaç bir dille söylüyor. Mesela 2021 YEP'inde TÜFE %8, ki iddialı dedim ben, yani buraya gelmesi çok zor. Buna rağmen işsizlik çok yukarıda. Eğer siz enflasyonu %8'e indirmeyi hedeflemişseniz işsizliğin çok daha yukarıda şekillenmesini kabul etmiş olmanız lazım. Ne olabilir bu? 13'ler, 14'ler olması lazım. Yok, enflasyonu makul bir şekilde hesaplamış olsaydık bu defa işsizliğin aşağı doğru gelmesi söz konusu. Örneğin şöyle söyleyeyim, yani ne demek istiyorum onu açıklamak için. Grafikte de çok net görülüyor. Eğer bu hedefler arasında 2021'de Türkiye enflasyonu %11-12 gibi öngörmüş olsaydı işsizlik daha aşağıda olabilirdi. Hatta tek haneye bile inebilirdi. Çünkü ikisi arasındaki korelasyon mutlak surette bir matematiksel formül gibi işliyor. Yani bu bizim elimizde olmayan bir şey. O bakımdan hedefler konulurken orada hani enflasyonun yapışkan hale gelmesinin önüne geçmek için bir anlamda böyle bir telkin edici bir hedef konulduğunu düşünüyorum. Tıpkı Merkez Bankası'nın faizleri artırmayacağı zaman gerekli bütün tedbirler alınacaktır. İşte faiz enstrümanı da dahil olmak üzere her şey gerektiğinde kullanılacaktır gibi ibareler kullanması, sözlü yönlendirme. Ben buradaki TÜFE'nin bir tür
sözlü yönlendirme olduğunu düşünüyorum. Keza TÜFE ile korelasyon içindeki işsizliğin de keza sözlü yönlendirme kapsamı içine girdiğini düşünüyorum. Bilmiyorum, ne dersin? Şimdi doğru söylüyorsunuz. Şöyle bir enteresan durum var. Yani Türkiye'deki enflasyon yükseldiği zaman aslında biraz da işler iyi gidiyor gibi bir durum da olabiliyor. Yani bu, evet, talep tarafından gelirse. Ama maalesef bizim son yıllardaki yaşadığımız enflasyon büyük oranda kur geçişkenliği, özellikle üretim tarafındaki maliyet artışı, kur nedeniyle dışarıdan girdi fiyatlarının bizim tarafında üretici tarafına ve özellikle de işte enerji maliyetlerinde belki pandemi biraz bu tarafta bir avantaj sağladı ama bunun olmadığı zamanlarda da çekirdek tarafta bunun etkisini gördüğümüz bir enflasyonumuz var. Yani talep geliyor, fiyatlar yükseliyor, enflasyon oluşuyor. Piyasa durduğu zaman enflasyon düşüyor. Dolayısıyla işsizlik de biraz bu denklemde değerlendirilmesi gerekiyor. Fakat Ali Bey, yani bizim biliyorsunuz işsizlik konusunda da hani oranlarda şöyle bir talihsizliğimiz var. Biraz piyasadan ümit kesen işsiz grubu diyelim ya da işsiz olarak nitelendirilen kişiler de artık uzun süre iş aramaktan ve iş bulamamaktan ya da böyle değerlendirildiğinden bu sistem içerisinde bu oranın dışına çıktığı, hatta son dönemde de böyle bir süreç gördük. Dolayısıyla oran aslında bir iş arayan grup içerisinde böyle çok artmıyor gibi gözükse de buradan dışarıda kalan ya da dışarıda kalmayı düşünen, buna göre bir irade gösteren grup içinde sanki sessiz işsizlik gibi bir sıkıntı da doğuyor. Tabii ki burada ana meselemiz şu olması lazım, talep tarafındaki enflasyon değil, maliyet tarafındaki işte işler iyi gittiğinde enerji, işler iyi gittiğinde yine gıda, işler iyi gittiğinde ulaşımda, efendime söyleyeyim sanayideki o fiyat artışının maliyet tarafına da yansımamasını sağlamamız lazım. Bunu nasıl yaparız? Kuru mümkün olduğunca belli bir aralıkta tutmamız veya yani her ne kadar rekabetçi olsa da kur dalgalanmalarına fiyat istikrarı ve finansal istikrar içerisinde bir nebze kontrol etmemiz gerekiyor ki bu maliyet, düzeltiyorum, evet, maliyet tarafındaki enflasyonda biraz dizginleyelim. Yoksa aksi takdirde %10'da, %12'de hayal olabilecek bir enflasyon olabilir. Bunu da kabul etmemiz lazım. Yani petrol fiyatı 70 dolara, sizin kur tarafı belli bir seviyede yukarı doğru hareket ederse, yani siz ne yaparsanız yapın o enflasyonu siz rakamlarda görürsünüz. Evet, şimdi cari işlemler dengesini konuşacağız. Ona ilişkin grafikler gelecek. Metinden aynen okuyorum, özetlenmiş haliyle. Cari işlemler dengesi bu yıl, yani içinde bulunduğumuz yıl, pandemi yılında %3,5. Bunu kabul edebiliriz, çok normal. Daha yüksek de olabilirdi hatta. Yani tahminin biraz daha yukarıda şekillenebileceğini bile düşünüyorum ben. 2021 için %1,9 cari açık. 2022 için %0,7. 2023'te ise 0,1 artı verebileceğimizi öngörüyor. Cari işlemler dengesinde bu hedefin tutturulabileceğini düşünüyorum şahsen. Enflasyon ve işsizlik konusunda raporla müttefik değilim. Orada ayrılıyorum. Orada hedeflerin biraz gevşek tutulduğunu ya da abartıldığını düşünüyorum. Ama cari işlemler dengesinde eğer pandemiyle yüz yüze gelmemiş olsaydık zaten Türkiye cari fazla verme noktasına doğru hızla ilerliyordu. Bu arada enerji konusunda hem yenilenebilir kaynaklara daha fazla yüklenmesi, hem yeni enerji kaynaklarının bulunması ile ilgili sürecin başlamış olması, Türkiye'nin enerji bağımlılığından bir parça uzaklaşmasını sağlıyor. İşte yılda 45 milyar dolar civarında biz enerji ithal ediyoruz. Bu bir miktar, 7-8 milyar dolar aşağı gelse zaten cari fazla veriyoruz. Enerji dışı cari fazla veren bir ülkeyiz bu durumda. Şimdi 2023, Cumhuriyet'in 100. yılında, bir cari fazlayla yüz yüze gelebiliriz. Yüz yüze gelmek tabii kötü bir deyim. Yani cari fazlayı görürüz. Umarız diye düşünüyorum. Daha yüksek bir cari fazla bile olabileceğini düşünüyorum. Çünkü son dönemde atılan ithalatı kısıtlayıcı, ithal ikameci üretime yönelilmesi ve ona dair bazı teşvikler verilmesi ciddi anlamda etkilerini 2023'e kadar zaten gösterecektir.
Şu an içinde bulunduğumuz dönem geçiş dönemidir, 2020. 2021'den sonra Türkiye ekonomisi dışarıdan daha az mal ithal ederek, ara malı ve ham madde ithal ederek daha az, daha çok mamul madde üreten ve son ürün olarak da katma değerli ürünleri ihraç eden bir ülke durumuna gelebilir. 0.1 aşılabilir mi, aşılamaz mı? Oradan giriyorum. Şimdi bugün Sayın Bakan çok net ifade etti. Eğer dedi biz pandemi kaynaklı 25 milyar dolara yakın turizm gelirimizi hesapladığımıza göre bu yıl kaybetmemiş olsaydık, işte gayri safi yurt içi hasılanın %3,5'u aşağı yukarı 20-25 milyar dolar gibi düşünürseniz, yanılmıyorsam sıfırın hemen üzerinde 0.1 olması lazım. Evet, 0.1. Artıyla yılı kapatacaktık dedi. Buna bir de altın ithalatını eklerseniz, yani bu yılki cari açık içerisinde 1.7'ye kadar bu fazla çıkıyor. Ama tabii ki bir emtia, bir yatırım, bir teminat olarak altın ithalatımız devam edecek dedi. Dolayısıyla bunu bu şekilde düşünmek belki çok doğru olmaz. Ama turizm seneye geri geldiğinde zaten böyle bir yılda biz bir artı tarafta olabilirdik. Fakat yanlış da anlaşılmasın. Şimdi Türkiye 0.3 bir büyüme için bu cari açığı konuşuyor. Tamam, turizm geri geldiğinde biz %5, %6 bir büyümeye gideceksek seneye bir nebze cari açık tarafında kalmamız belki hani eski dönemler kadar olmasa çok mantıklı geliyor. Ama özellikle 2023 üzerinde bakın Karadeniz'deki enerji işte haberi, o Sayın Cumhurbaşkanımızın sürpriz haberi gibi bir benzer haber daha bulup bunun üretimine geçtiğimizde zaten turizm giderimiz, yani şu gelirleri gider gibi görürsek o 25 milyar doların bile kapanma ihtimali yıllık bazda mevcut. Yani çok ufak bir detay olarak görürüz ama bunun yatırımıdır, harcamasıdır. 2-3 sene süreceği için yani 2023 ve sonrası bizim enerjiyle ilgili bir kaynak yaratmamıza bağlı bir dış fazla verme ihtimalimiz var. Onun haricinde biraz daha açığımız azalarak devam eden %5 büyüyen bir Türkiye olma ihtimali bence daha mantıklı gibi duruyor şu an için. Evet. Şimdi milli geliri konuşacağız. Ona dair grafiklerimiz de var, gelecek. Milli gelirle ilgili tahmin şu yönde. Bu yıl 702 milyar dolarla kapatacağımızı öngörüyor ekonomi yönetimi. 2021'de 735 milyar dolara ulaşabileceğimizi, 2022'de 801 milyar dolara, 2023'te de 875 milyar dolara ulaşacağımızı öngörüyor. Oysa biz buraları çoktan geçmiştik değil mi? Yani Türkiye buraları geçip geriye doğru düştü. Şimdi geriden gelip tekrar aynı hedefi yakalaması, işte 1 trilyon dolarlık bir ekonomi olmayı hedefliyoruz. 1 trilyon dolarlık bir ekonomi olduğumuz takdirde önümüzdeki 10 yıl içinde ilk 15 ülke arasında, hatta ilk 10 ülke arasına girme imkanımız var. Hedefleri nasıl buluyorsun? Hani abartılı mı, gerçekçi mi buluyorsun? Şimdi bu hedef de Türkiye'nin şu anki durumuna baktığımızda aslında çok büyük bir fark yokmuş gibi gözükebilir. Ama maalesef dolar bazlı bir üretim tarafında gayri safi yurt içi hasılada eğer bu şeyi ritmi yakalayamazsanız, yani yıllık bazda bu büyüme ritmini biraz aslında yerimizde sayabiliriz önümüzdeki 2-3 yıl. Fakat ben şöyle gördüm, yine onu da açıklayayım. Enerjideki veya işte normalleşmedeki, piyasa normalleşmesindeki bir strateji gibi özellikle piyasa normalleşmesi adımları, yani açık konuşalım, kaçırdığımız yabancı fonu ya da fonları, bu pandemi kaynaklı da olabilir, Türkiye'nin kendini koruma reaksiyonundan da olabilir. Biz normalleşme adımlarını atmaya başladıktan sonra yalnız fon akışı değil, doğrudan yatırımlar, biliyorsunuz bu pandemi öncesi bazı otomotiv firması vesaire de işte Türkiye'ye gelme gibi büyük yatırımlar konuşuyordu. Bu enerji noktasında olabilir, sanayi noktasında olabilir. Bu fonları da çekmek istiyoruz. Eğer böyle bir üretim mekanizması Türkiye'de canlanır, kuru da yine kuru üzerinden gideceğim. Çünkü dolar bazlı baktığımızda belli bir noktada tutmaya, yani en azından enflasyon kadar bir oynaklık sağlamaya devam edersek, o zaman çok uzak bir hedef değil. Yani
işte %10-15 bir büyüme diyelim orada. Ama aksi takdirde yani pandemi yılları devam eder veya geçen seneki gibi bir şeyle döngüyle devam edersek o zaman bu hedefler biraz zorlanır ve anlamsız hale gelebilir. Ama yine tekrar edeyim, burada bir beklenti var. Yani sıcak para artı doğrudan yatırım için Türkiye'nin önümüzdeki dönem tekrar bir tercih olacağını düşünüyor Sayın Bakan. Çok haksız da değil, aklındakileri gerçekleştirebilirse. O açıdan hedeflenmiş bir rakamsal değer gibi geliyor bana. Evet. Şu ana kadar yani ekonomi yönetimiyle hemfikir olduğumuz iki konu var. Bir tanesi büyüme. Büyüme hedefinin tutturulabileceğini düşünüyorum. Cari işlemler dengesinin tutturulabileceğini düşünüyorum plan doğrultusunda. Milli gelirinde tutturulabileceğini tahmin ediyorum. Yani çok yani bir şey payı bırakarak söylüyorum. Fakat bütçe açığı konusunda hemfikir değilim. Onu söyleyeyim. Bütçe açığının milli geliri oranı bu yıl %4.9. Tamam, daha da yüksek olabilir. Çünkü pandemi dolayısıyla bir defa pergelleri aştık. Yani mecburen aştık. Gelecek 3 yıldaysa sırasıyla 2020'de 4.3, 2021'de 4.3, 2022'de 3.9, 2023'te de 3.5. Ben bütçe disiplininin Türkiye için epeyce sıkıntılı bir sürece girdiğini düşünüyorum şahsen. Ya da bütçe disiplininden kopan bir ülke görünümündeyiz. Cari işlemler dengesini düzelten, toparlayan bir ülkeyiz buna mukabil. Ama bütçe konusunda ne yazık ki bütçe disiplininden kopan bir ülkeyiz. Eğer mali kural, hatırlarsanız geçmişte üzerinde çok konuşulmuştu. Mali kural geçerli olmuş olsaydı, o dönem işte Naci Ağbal'ın komuta ettiği bir şey vardı, yönetim biçimi vardı. Ona riayet edilmiş olsaydı belki bütçe disiplininden de kopmazdık. Ama şu anda hem bütçe içi, yani konsolide bütçe, bir de bütçe dışı harcamalar kontrolsüz bir şekilde artıyor. Kamunun harcamaları olağanüstü boyutlarda, hane halklarının harcamaları olağanüstü boyutlarda, orada hane halkını tüketime teşvik eden bir politika izlendiği için o durumda. O sebeple ben bütçede bu hedeflerin tutturulmasının biraz zor olduğunu düşünüyorum ama hedef ortada, umarız tutar diye düşünüyorum. Bilmiyorum, siz ne dersiniz? Şimdi bir kere yine Sayın Bakan ifadelerinden gidersem, özellikle kamu borcu tarafında pandemi sonrasında Türkiye'nin %40'a varan bir gayri safi yurt içi hasıla olanın içerisinde hala şanslı olduğunu düşünüyor. Tabii bir takım yorumlar bütçe tarafına da geleceğim ama hani bunun borç yükünün yarısının dolar veya döviz bazlı olmasının da kur hareketlerinden etkilendiğini gösteriyor. Fakat bütçede hepimiz biliyoruz ki yani pandemi bütün hesapları değiştirdi. Yani gelir hesaplarını da değiştirdi, gider hesaplarını da değiştirdi. Ve yine yanlış hatırlamıyorsam biraz önce büyüme ile ilgili pandeminin ikinci bir dalga yaratması ya da daha etkili olmasında bir revizyon beklentileri, öngörüleri var. Aynı şey bence bütçe dengesi için de söz konusu. Yani pandemi tekrar şiddetli bir şekilde vurursa ki ben beklemiyorum. Evet. Orada bütçe tarafında da tekrardan revizyonlar gelecektir. Çok teşekkürler Tonguç. Böylece bu bölümü noktalıyoruz. Birazdan bir başka uzmanla yine konuyu konuşacağız ama reklamlardan sonra. ...2023'e kadar olan zaman dilimini kapsayan Türkiye'nin yeni ekonomi programını konuşmayı sürdürüyoruz. Bu defa Skype hattımızda Kofas Türkiye ve Orta Doğu ekonomisti Seltem İyigün var. Seltem Hanım, hoş geldiniz. Sesiniz gelmiyor bu arada. Evet, bir konuşun hoş, bakalım. Konuşun. Hoş bulduk Ali Bey. Tamam, süper. Biraz da arkadaşlarımız açarsa tamam, duyarız sizi. Şimdi 7-8 dakika kadar vaktimiz var. Grafiklerimiz ekranda dönecek. Sizi kesmemeye çalışacağım. Büyüme, enflasyon,
işsizlik, cari işlemler dengesi, milli gelir ve bütçe açığı. Altı kalem. Bu altı kaleme ne kadar, nasıl paylaştırırsınız bilmiyorum. O porsiyonu siz yapın. Ama hangisini önemsiyorsanız, hangi hedeflerin üzerinde de daha çok durulmasını istiyorsanız oradan başlayarak 7 dakika boyunca konuşabilirsiniz. Eğer biterse ben araya girerim tekrar. Buyurun. Teşekkürler Ali Bey. Bugünkü programda iki tane senaryo açıklanması programın gerçekçiliği anlamında piyasada daha pozitif bir algı oluşmasına sebep oldu. Bu anlamda olumsuz senaryoda %1,5'luk bir daralma bekleniyor 2020 yılında Türkiye ekonomisinde. Bizim kurum olarak beklentimiz de bu sene %1,2'lik bir daralma beklentisi. Burada ben programın öncelikle finansman tarafını önemsiyorum. Burada Exim Bank ve Kalkınma Bankası finansmanının devreye gireceği düşünülmüş. Artı diğer bir bacakta tabii ki yerlileştirme, yani ithal girdi bağımlılığını azaltma stratejisi. Bunun çok önemli olduğunu değerlendiriyorum. Fakat burada belki bir miktar daha net bir yol haritasına ihtiyacımız olabilir. Çünkü burada Türkiye'nin henüz bir tam envanter çalışmasının olmadığını göz önünde bulundurmamız gerekiyor. Dolayısıyla sektörler bazında hem kapasite, kurulu kapasite oranları, durumları, üretim kapasiteleri, bunların gerçekleşmeleri, kullanılan finansmanlar ve teşviklerin ne gibi bir üretken sonuca vardığı şeklinde bir envanter çalışması belki bu planın ithal girdi kısmının azalması hedefinin daha belirgin bir şekilde, daha belirgin bir yol haritası dahilinde hayata geçmesini sağlayacaktır. Öte taraftan enflasyon beklentisi bu sene için %10,5 olarak söyleniyor. Evet. Bizim beklentimiz %12,6 sene ortalaması ve kur tahmini de %6,9 olarak ortalama tabii bu kur. Bu kur beklentisi sanırım plan açıklanmadan önceki dönemde oluşturulduğundan dolayı herhalde bir miktar aşağıda kalmış gibi. Çünkü içinden geçtiğimiz dönemde TL'nin her geçen gün, yani her gün bir miktar daha değer kaybediyor ve yeni rekorlarla güne başlayabiliyoruz. Bu ortamda önümüzdeki dönemde tabii ki dolar cinsinden milli gelir üzerine bir miktar olumsuz etkisi olabilir. Öte yandan enflasyon üzerinde hem kur etkisi hem de ithal girdi fiyatlarındaki değişimler nedeniyle olumsuz etkisi olabilir. Aslında son zamanlarda bu ithal girdiyi azaltıp yerine daha çok yerli üretimi ikame etme konusu oldukça sık gündeme geliyor ama biz ithalatımıza baktığımızda yine ithalatımızın %70 ile %75'i arası genel olarak her sene ham madde ve aramalı ithalatına evet. ayrılıyor. Dolayısıyla buradaki gidişatın değişiyor olması programın amacına ulaşabilmesi açısından çok değerli ve önemli olacaktır diye düşünüyorum. Bilmiyorum sıram var mı? Ben yine... Var. Evet. 5 dakika vaktiniz var. Ben olduğu zaman söylerim, son cümleniz derim. Merak etmeyin, buyurun. Peki. Enflasyon tarafında dediğim gibi bizim beklentimiz sene ortalamasının 12,6 olması yönünde. Burada Merkez Bankası da son açıkladığı enflasyon raporunda kendi sene sonu enflasyon tahminini yükseltmişti. Orta noktası %8,9 olmak üzere, üst tarafı %10,9 olmak üzere. Dolayısıyla aslında hükümetin de Merkez Bankası'nın üst bandına yakın bir yerde enflasyonun gerçekleşmesini tahmin ettiğini görüyoruz. Önümüzdeki sene iyimser senaryo dahilinde %6'ya yakın bir büyüme bekleniyor. Bunun bir kısmı eğer virüs ikinci bir dalgaya sebep olmazsa tabii ki matematiksel bir baz etkisinden kaynaklanıyor olacak. Ama tabii ki eğer küresel ekonomi toparlanmaya devam ederse bu durum bize olumlu yansıyabilir. Özellikle büyümenin finansmanı açısından yaptığımız ihracatın döviz girdisi ve virüs tekrar etmezse seyahat yani net turizm evet. gelirlerimizin artması kanalıyla büyümenin finansmanı tarafında bir miktar rahatlayabiliriz. Ama öte taraftan yine Türkiye'nin büyümesini finanse edebilmek için bir miktar yurt dışından para girmesine de ihtiyacı var. Bu anlamda aslında %6'ya yakın büyüme beklentisinin bir kısmının baz etkisinden geldiğini düşünürsek diğer kısmı hane halkı tüketiminin toparlanmaya başlamasından gelecektir. Bu da
içinden geçtiğimiz dönemde yaşadığımız kur etkisinin fiyatlara bir kademe daha hızlı yansımasına sebep olabilir. Çünkü biliyorsunuz çıktı açığı olduğu zaman da yani büyüme evet. negatifte olduğu zaman da firmaların fiyatlama kuvvetleri de sınırlanıyor. Ve kur artışlarını, maliyet artışlarını tüketici fiyatlarına yansıtırken zorluk çekebiliyorlar. Normalde TL sepet kur karşısında %10'luk bir değer kaybettiğinde 2 sene boyunca, 2. senenin sonunda enflasyona yaklaşık 1,7'lik bir katkıda bulunuyor. Yani artırıyor enflasyonu ve bu geçişkenin %80'i neredeyse ilk 3 çeyrekte gerçekleşmiş oluyor. Bu sene biz bunun yansımasını biraz daha kademeli görebiliriz. Çünkü dediğim gibi 2020 yılında büyüme ya çok zayıf pozitif tarafta olacak evet. ya da daha çok genelin beklentisi olarak negatif tarafta olacak. Ama olumlu hem kötümser hem iyimser senaryo olarak ikiye ayrılmasının ben gerçeklik anlamında pozitif algılandığını düşünüyorum. Ve %1,5'luk daralma beklentisi bizim kendi beklentimizle de çok yakın. Evet. Enflasyon tarafında da gelecek sene bu seneden kalan baz etkileri, özellikle Ocak, Mayıs ve Haziran aylarındaki baz etkileri dikkate alınacaktır. Çünkü %1'in üzerinde aylık enflasyon görmüştük biz bu sene. Dolayısıyla gelecek sene bir miktar iç talep yükselse de yine baz etkisinden kaynaklı biz enflasyonun bu sene kadar artmadığını görebiliriz. Ama tabii kurdaki gidişat çok önemli olacak. Evet. Kurdaki gidişatın üzerinde etkili olan unsurlar da hem bizim risk primimiz yani CDS'imiz hem de tabii ki yurt içindeki gelişmeler. Öte yandan bütçe açığının milli gelire oranıyla ilgili evet. %5'e yakın bir açık tahmin edilmiş bu sene. Ben bunun gerçekçi olduğunu düşünüyorum. Ancak burada tahakkuk ve tahsilat oranlarının da önemli olduğunu değerlendiriyorum. Çünkü tahakkuk eden her verginin tahsil edilmesi tabii. Mümkün değil. Olmayabiliyor, evet. Bu da tabii ki merkezi yönetim bütçesinin bir miktar aşınmasına sebep olabiliyor. Dolayısıyla %5 gerçekçi. Ancak bu tahakkuk ve tahsilat oranlarının da önemli olmaya, yani bütçe açığının genişlediği oranda bunların da daha önemli, daha fazla önem kazanacağını değerlendiriyorum. Ama dediğim gibi bence planın en önemli stratejisi, stratejik aksı Türkiye'de yurt dışı ithal girdi bağımlılığını aza indirmek istemesi. Aynen öyle. Bunun için daha net bir yol haritasının oluşturulması bir miktar daha bu plana gerçeklik katacaktır diye değerlendiriyorum. Harika. Peki. Süreyi de çok iyi kullandınız. Aslında bütçe açığıyla cari açık arasında tercih yapmak zorunda kalsanız hangisini tercih edersiniz diye sorayım. Öyle bitirelim isterseniz. İki cümleyle hangisini tercih edersiniz? Aslında tabii tercih ikisinin de artıda olması ama cari açık ülkenin yurt dışına karşı bir kırılganlık yaşamasına neden olduğundan dolayı evet. Bu anlamda bütçe açığından tabii ki bütçe açığı çok sürdürülemez boyutlara çıkmadığı sürece evet. Tabii ki cari açığın açılmasının etkisi bir miktar daha olumsuz olabilir diye değerlendiriyorum. Aynı kanaatteyim ben de. Hani bütçe açığı verebiliriz. O kendi borcumuz, birbirimize karşı borcumuz haline gelir ama o da süreyen ve kalıcı hale gelmezse o zaman bütçe açığı kabul edilebilir. Ama cari açığı sonlandırdığımız andan itibaren dünyada, uluslar ailesinde farklı bir yerimiz olabilir diye düşünüyorum. Çok teşekkürler Seltem Hanım. Katkılarınız için. Böylece bugünü noktalıyoruz. Hepinize şimdilik iyi akşam diliyorum. Sonra birazdan son seansla karşınızda olacağız.